Sinan'a uzanıyoruz. Kente Osmanlı'dan miras eserlerin izini süreceğiz. Asırlarca Osmanlı hakimiyetinde kalan Atina, Avrupa'da camisi olmayan tek başkent. Bugüne ulaşmayı başaran camiler ise farklı işlevlere sahip. Bu yapıların tarihi ve mimari özellikleri Derya Özcan'ın haberinde. Aşkın bir süre Osmanlı hakimiyetinde kalan Atina, Osmanlı eserleri bakımından zengin bir mirasa sahip. Bugün hala ayakta olan bu eserler paylaşılan ortak geçmişe işaret ediyor. Atina'daki en iyi korunmuş Osmanlı eserlerinden biri de Cizerahi Camii. Atina Voyvodası Cizerahi Ağa tarafından 18. yüzyıl sonunda inşa ettirilen cami, Atina'nın Osmanlı'dan kopmasından sonra depo, hapishane ve ordu bandosunun kışlası olarak da kullanıldı. Şimdi ise Halk Sanatları Müzesi. Cizerahi Camii'nin hemen yanı başında bulunan Fethiye Camii'nin restorasyonu ise devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in Atina'yı ziyaretinden sonra inşa edilen cami, Atina'daki en eski Osmanlı eseri olarak biliniyor. Bir süre tarihi eser deposu olarak da kullanılan caminin restorasyon çalışmaları bittikten sonra ziyaretçilere açılması bekleniyor. Milattan önce 1. yüzyılda astronom Andronikos Kirestes tarafından yapılan Rüzgar Kulesi de Osmanlı izleri taşıyan eserler arasında. Rüzgar Kulesi'nin karşısındaki medrese ise yüzyıllar önce bir eğitim merkezi iken bugün o koca yapıdan geriye kalan sadece bir giriş kapısı. 1721 yılında Mehmet Fahri tarafından inşa ettirilen bu medrese Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından 1836 yılında cezaevine dönüştürülmüştü. Bugünse üzerindeki yazı ve motiflerle Osmanlı'nın miraslarından biri olarak başkentte var olmaya devam ediyor. Yine Atina'nın merkezindeki önemli Osmanlı eserlerinden biri de Abid Efendi Hamamı. Atina'yı 1677 yılında ziyaret eden Evliya Çelebi'ye göre Atina'da görülmeye değer 3 hamam vardı. Bunlardan biri de Abid Efendi Hamamı'ydı. 17. yüzyılda inşa edilen yapı 1965 yılına kadar hamam olarak hizmet verdi. Şimdi ise çeşitli sergilere ev sahipliği yapıyor.